Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Haftanın şov değerlendirmesine hoş geldiniz hepiniz. Yanımızda yorumcu ekibinden Ahmet Tahir var. Hoş geldin Ahmet Tahir. Hoş bulduk. Nasılsın? Ve diğer tarafta Hikmet Zeybek var. Hikmet, selamünaleyküm. Dinozorlar burada yani. Biz üçümüz varız. Evet Ahmet, nasıl gidiyor? Evet, normal hayat, normal aynı monotonlukta devam ediyor. Fakat güreş gündemi çok kalabalık. Bizi çok heyecanlı bir hafta bekliyor. Çok heyecanlı bir WrestleMania bekliyor. Ondan dolayı hep çocuklar gibi şeniz. Bu hafta galiba düğün haftamız. Ne diyorsun? Oluru var mı? Roman Reigns profesyonel güreşe tekrar dönecek mi? Elbet, elbette. Bizim zaten tahmini bu yöndeydi. İnşallah bekliyoruz. Evet Hikmet, sağlam sen... kaynaklardan aldığım bilgiye göre Roman Reigns film tanıtımına geliyormuş. Ne? Haydi. Sağlam kaynaklarım böyle diyor. Düşünsenize Roman Reigns. Dave Metzler'den büyük tahminci. Roman Reigns geliyormuş, film çektik falan diyormuş. Nasıl zaten. Heriften nefret ediyorlar. Bu sefer sevenler falan da nefret eder yani. Ya bu Roman Reigns konusunu federasyon gerçekten ağzına yüzüne bulaştırdı. Yani Vince McMahon kardeşim beni affet ama. Yani. Beni affet. Gerçekten ağzına yüzüne bulaştırdı. Evet Ahmet, ne diyorsun? Ahmetciğim. Ahmet yok. Ahmet Roman Reigns konusu olunca ister istemez bir düştü, evet. Boşaldı. Yo, elleri boşaldı. Yani Roman Reigns konusunda biz yani özellikle geçtiğimiz ay Rumble radyo yayınında çok çokça bahsetmiştik. Bu işin bir senaryo olduğunu, bu işin bir work olduğunu. Ne? Yani Roman Reigns'in Drak'la çekeceği filme böyle bir kılıf uydurdular. Gerçekten. Yoo. sanırsın Ahmet bunları nerede yazıyorsunuz? Hangi Hintli kardeşlerine yazıyorsun? Nasıl? Niye Hintliler arasında Roman Reigns'i tek sevmeyen adam sensin? Açıklar mısın? Ya sizin Samoalılarla aynı yerde yazıyoruz kardeşim. Samoa büyük bir adadır kardeşim. Altında kalırsınız. Roman Reigns kaç aydır yok abi? 4. Doğrudur. Özür dilerim. 5. Şimdi, abi film çekimi dedin 2 gün sürer, 3 gün sürer yani. Sanki Roman Reigns 8 film mi çekti yokluğunda? Olabilir. Öldükten sonra ya falan film mi depoluyor? Stok yapmış. Doğru. Netflix filmi çekecekmiş. Hemen Güreş Türkiye Instagram'a gireceğim. Bu son dakika bilgisini. Fotoğraf atmış. Ne fotoğraf atmış ya? Linki bıraktım şeye. Chatbox'a. Bakalım. David Konya. Bu kim? David Konya mı? Ha, pardon. Gonya'ymış. Gonya'ysa daha kötü ama. Evet Alper Canbaz demiş. 200 live, 205 live rosterının 202 live kalması hakkında ne düşünüyor? 10 kişi kaldı. Ona da geleceğiz. Evet, o zaman söz sunucumuz Ahmet'ti. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz hafta içinde WWE Roman Reigns'in bu hafta Raw'a geleceğini duyurdu. Roman Reigns bu hafta beklenen geri dönüşünü gerçekleştirecek mi? Roman Reigns WrestleMania'da yer alacak mı? Hepimiz heyecanla bekliyoruz bu pazartesi yapılacak açıklamayı. Roman Reigns'in bugün kişisel fitness koçu ringlere dönüşün hazır dedi fakat sonradan kıvırdı. Galiba WWE bir kulağını çekti o arkadaşın. Bakalım neler olacak. Ne dedi? Hikmet'e ben orayı kaçırmışım. Sormak istiyorum. Hikmet, neler söylemek istersin? Ne hakkında? Hayır az önce bir şey söyledim. Ben orayı kaçırdım. Evet. Orayı bir dinlersek. Ahmet. Ahmet'in hattan düşmesi. Ahmet'in... Sesin mi gitti? Ha, sesin mi gitti? Dedin ya WWE kulağını çekti falan, orayı duyamadık. Kimin?
Aynen. Ya bu kişisel fitness koçu Roman Reigns'i bugün ringe dönüşün hazır dedi ama akşam da işte kaldırdı o ibareyi paylaştığı Instagram postunda. Onunla alakalı olarak demişti. Bir şekilde almasını bekledim işte. Yalnız ya, böyle ya. Bir şey bilemiyorum oldu, ya. Oldu. Sabah yani. Saatlerinde ben açmıştım hatta konusu. Bak bu bak, büyük turp yani. Olabilir. Ben bunu bu durumu beğendim. Hoşuma gitti. Konuyu bulamadım. Neyse. Bence dönmesi her açıdan WWE'ye artı da dönecek mi? Tanıtıma mı geldi? Ne yapıyor? Ne ediyor? Bilemiyorum ya. Tanıtıma gelirse çok büyük fiyasko olur yalnız. Yo, ben film teklifine geleceğini düşünmüyorum ya. Bence Roman Reigns döndü güreşe abi. Zaten hani bir sakatlığı mı vardı bilmiyorum. Hani bir yorgunluk mu hissediyordu? Kendisini Hikmet konuşmadığın zaman mikrofonu kapatsana. Tamam. Bir sakatlığı mı vardı ya da hani bir yorgunluk mu hissediyordu ya da vücudunda derin hani o stres kırıkçı dediğimiz stres anezmizması dediğimiz rahatsızlıklardan mı yaşıyordu bilmiyoruz ama hani sağlık konusunda da koyulan net bir teşhis de yok. Fakat ben Roman Reigns'in döndüğünü düşünüyorum ya. Artık bundan sonra bir sürpriz daha yapmazlar. Zaten yeterince büyük bir sürprizdi Roman Reigns gibi bir adamın 4 ayda WWE'de gözükmemesi. Son 5 senedir main eventer büyük şampiyonluğuna hazırlanan adamın gözükmemesi çok büyük bir sürprizdi. Ya keza John Cena da böyle hazırlanırken hani büyük main eventer olmaya hazırlanırken ya boş geçmedi. Ama bırak yani sürekli ana kemer şampiyon oldu ya da işte United States title şampiyonu falan oldu. Ama Roman Reigns öyle bir şanssız dönemde ki maalesef Brock Lesnar ambargo koyunca kemere bu hazırlandığı dönemde de mecburen underdog olmak zorunda kaldı. Hoş geldin Latif Finamalı bu arada. Düşüncelerim bu yön, devam et. Ben bir şey diyebilir miyim? Evet. Evet tabii Hikmet. Türkiye'nin en iyi fakültesine sahip olan üniversitenin öğrencisi olarak bir takım araştırmalar yaptım ben. Bu lösemi durumlarında Roman Reigns'in de biliyorsunuz daha önceden yaşadığı için kronik kısmına giriyor. Orada hastanın ilaçlarla baskılanması söz konusu. Hani ağır tedaviye bakmadan basit çözümlerle hastanın sürekli baskılanması söz konusu. Tamam. Tedaviyi aldı mı? Aldıysan bu şekilde almış olması belki bir ihtimal mantıklı olabilir. Yoksa yani WrestleMania'da zaten çok berbat gidiyor. Yani bu döneme en sonunda yapılacak müdahaleyi ortasında mecburen %100 katılıyorum. War Machine yazmış. Yani. Bence de ring içi aktiviteye geri döneceğini açıklayacak ya demiş. Lantik Finamlı sana yazmış. Hikmet okuduğu bölüm su mühendisliği. Overlock Machine yazmış. Evet. Overlock su Machine yazmış. Umarım geldiği gibi WrestleMania maçına eklenmez demiş. Evet, Lantik Finamlı halı saha maçından gelip radyo yayınına katılmış. Teşekkür ediyoruz Lantik Finamlı. Alper Canbaz da Güreş Türkiye'nin Twitter hesabını takip edin yapmış. Alper'e de teşekkürler. Evet abi, düşüncelerimiz bu yönde. Yani aynen gidecek. Bu yayın YouTube'a aynen. Gidecek mi bu arada? Onu bir sorayım. Al işte. O zaman biraz ölçülü konuşayım. yani Roman yani Roman Reigns geçtiğimiz ay, yani yine tekrar düşünüyorum ama Rumble yayınında hani çok söylemiştik işte dönecek diye. WWE ancak 4 ay dayanabildi Roman Reigns'iz. Bu 4 ay içinde WWE gerçekten bunun acısını çok çekti. Roman'ın olmaması haftalık şovlarda. İşte NXT'den 8-10 tane adam getirdi. İşte yeni bir dönemin sözünü verdiler. GM değişti, şu oldu, bu oldu. 4 ay içinde çok şey oldu. Ama reytinglere baktığımızda aslında hiçbir şey olmamış. Reytinglerin bir Roman Reigns etkisine ihtiyacı var. Roman Reigns de bu hafta tahminim pazartesi günü ringlere geri dönüşünü açıklayacak.
Ben yine aynı düşüncemde sabitim. Ben Roman'ın hastalığının çok kötü olduğu kararsında değilim. Fakat WWE'nin ona ihtiyacı olduğu için erken bir şekilde o ya ilk yardım düğmesine bastı kararsında. Şöyle bir şey söyleyeyim. Adamın hasta olduğunu hissediyordum. Yuvalanınca falan bir kaşlar aşağı doğru düşüyordu. Bir ağlamaklı falan oluyordu. Ya lanetik phenomenal. Ne alırsanız kardeşim. Seni akşam ezanından sonra dışarıya salıyorlar mı? Saat 9.30 o. Saat 9. Hayda. Saat 9.30 olmuş ya. Neyse Roman Reis ben hissediyordum yani. Neyse. Bu kadar yani. Roman Reis hoş geldin kardeşim aramıza. Hoş geldin şampiyon. İnşallah WrestleMania'ya da inşallah Seth Rollins'in koyarsın da WrestleMania'ya da. Rollins'çiler kudurur. Rollins'çiler kudurur inşallah. Şunu ne? O zaman al işte. Ne? Şöyle bir canarın eme mi geldi bu? Evet. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum Buğra Güre. Acaba Roman Reis pazartesi gelirse ve Brock Lesnar Seth Rollins maçı eklenirse abi kadınlardan meyve mi olur ya? Kadınlar otursun tezgahına hamurunu yoğursun ya. Konuşturmayın beni. Bu yoklukta Roman Reis yokken kadını öp duruyorduk. Artık yeter rahatladım. Roman Reis geldi ya. Ya gel. Ya Bekir'in çöpüyordu. Bir dakika. Gerçekten zor. Ya valla. Yoklar bak ya. Bekir'in Stone Cold zannediyorduk. Ve işin kötüsü Bekir'in The Man diyorlar ya. Yani. Teknolojisi de zannediyorduk aynı anda. Abi. Aynen öyle ya. Bekir'in şöyle maskesini çıkarıyormuş altından Seth Rollins falan. Zaten vücut. Zaten vücutlar da benziyor. Sonra. Ah. Doğru. Seth Rollins'in evet. Saçlara biraz kaynak yap. Tamam işte. Hikmet, sen neler söylemek istersin? Sence Roman WrestleMania maçına dahil olursa kadınlar ana maça çıkmaz mı? Yani büyük ihtimalle öyle olur herhalde. Yani bir de Heyman çok inançlı bir konuda. Main event'e işte şey çıkacak diye. Brock Lesnar. Brock Lesnar çıkacak diye. Son show'da dedi ben. Son show tartışma konularını açtığım için. İyi evet. Takip ettim show'u. Orada işte main event of the WrestleMania falan dedi böyle. Evet. Yani büyük ihtimalle o maç olacak zaten. Hani normal şartlarda da o maç son dakika değişikliği de olabilir. Beklenen bir şey alamazlarsa. Becky Lynch, Steve Austin'in öz evladı denmiş. Abi 4 sene önce Bribella diye bir kadın Triple H'i tokatladı. Stephanie McMahon'a dövdü. Ne? Tutuklandı şovda. Hani bu kadına Stone Cold kimse demedi. Niye herkes şu an bekleyince Stone Cold? Çünkü soyadı Bella. Buğra Gür'e bu soruyu yönetmek istiyorum. Acaba Stone Cold ve Stone Cold'da benzerlik gösteriyor mu? Benzediği bir yön yok. Benzediği bir yön var mı? Çok bilemeyiz. Çünkü hani bugünkü WWE'nin PG koşullarıyla 25 sene öncesinin süper yıldızını değerlendirmenin ya da kıyasa etmenin çok doğru olabileceğini düşünmüyorum. Fakat şu an deseydik Stone Cold PG'de ve 35 yaşında bugün güreşiyor olsaydı, 2019 yılında güreşiyor olsaydı ya Becky Lynch ayarında falan olurdu zaten yani. Onun için çok bir kıyasa yapmanın fayda da getireceğini düşünmüyorum. Ama performansıyla takdir kazandı yoklukta. Şimdi neyse ki Roman Reigns var. Ve ben Becky Lynch övmeyeceğim için çok mutluyum. Ya abi Roman Reigns bak şaka zannediyorsunuz ama ya Roman Reigns WWE'nin tek markası yani şu anda. Tek markası. Ya Roman Reigns bıraktı güreşi. İşte kanser nedeniyle ara verdi. YouTube izlenmelerimizin %75'i düştü. O günden beri yani. Mustafa Ali falan izleniyor böyle. Yemin ederim sadece Mustafa Ali izleniyor o günden beri. Düşünün yani Roman Reigns çok büyük bir yıldız. Çok büyük bir star. Ha bu hale gelmesinin WWE'nin verdiği şansla da alakası yok mu? Var mutlaka. Tabii canım, ama Roman Reigns'in de hani yani, karizması işte görünüşü falan feşmekan fıstık falan. Ben beğeniyorum yani Roman Reigns'in geleceği için de çok mutluyum. Tabii canım. Hoş geldin şampiyon. Abi yani
Roman Reigns gerçekten büyük bir reklam yüzü. Yani benim telefon numarama ulaşılıyor. Nasıl ulaşılıyor hiçbir fikrim yok. Bana nasıl oluyor? Abi Roman Reigns ne olacak? Hayır ben Buğra Gül değilim ki yani bana ulaşıyorsun söylüyorsunuz yani. Doğru. Ben Buğra Gül'üm. Bana ulaşabilirsiniz ya. Yani Instagram'dan oluyor işte şuradan buradan oluyor. Evet bu pazartesi dönüyor Roman. Son olarak Becky Lynch ve Roman Reigns mevzusuyla alakalı olarak Becky Lynch şişirilmiş bir balondur diyor Alper Can Bas Hikmet. Valla o kadar yani WWE'de tüm güneşçiler şişirilerek bir yere geliyor. Bunu inkar etmemek ayıp olur yani. O yüzden evet. Doğru bir ses. Ben katılıyorum. O zaman Roman Reigns konusuyla alakalı yok, olarak başka yorumlarınız var mı? Yok ben güneşe geri döndüğünü düşünüyorum. Ve WrestleMania'da yani. WrestleMania'da Roman Şaklı'nın olacağını düşünüyorum. Yoksa halimiz duman. O All Elite Wrestling dünyanın en iyi şirketi olur Roman dönemezse. Haydi. O zaman Roman Reigns gündemi bir yana, dün yine güreş gündemi çok sıcaktı. WWE 4 isimle yollara ayırdı. 4 isim. Arn Anderson'ı da sayıyorum arka alandaki. Evet. Ty Dillinger, Hideo Itami ve TGP, bir de arka alan prodüktörü Arn Anderson. Tek tek gidelim. İlk olarak Ty Dillinger'dan bahsedelim. Ty Dillinger NXT'de inanılmaz destek alan bir isimdi. Fakat ana kadroda bir türlü dikiş tutturamadı Rumble maçlarının 10. sıradan girmek dışında. Acaba Buğra Gür neler hani söylemek ister Ty Dillinger'dan? NXT'de en çok heyecanlandıran isimlerden biriydi. Ty Dillinger, Daniel Bryan olabilir mi tarzı bir konu açtım da galiba foruma. Çünkü o kadar fazla fan desteğiyle ring içindeki enerjisini birleştiriyordu ki. Ya bunu yapmadıysan bile kesinlikle radyo konusunda konuşmuşuzdur. Radyolarda konuşmuşuzdur bu mevzuyu. Aynen geçmiştir mutlaka. Çünkü öyle bir aurası vardı. Çok yüksek bir stile sahipti. Hem ring içi olarak hem de ring dışındaki tezahüratlar açısından. Üstelik hani profesyonel güreş dışı çok önemlidir. Güreşçi karşısına gelen güreşçinin maç içindeki temposunu ayarlarken seyircileri hisseder. Bazıları bunu çok iyi yapar, bazıları hiç yapamaz. Mesela Roman Reigns bu konuda kendini geliştirdi. Seyircinin yükseldiği zamanı görüp ona göre tempoyu arttırabiliyor. The Miz bunu eskiden hiç yapamıyordu. Şu an biraz yapabiliyor. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Kennedy bu konuda uzmandır. Jeff Hardy bu konuda uzmandır. Ya Seth Rollins bu konuda uzmandır. Ya seyirciye göre tempo ayarlayabilen ender çaylak güreşçilerden biriydi. Çok şey bekliyordum. Evet, evet. Hiçbir şey olamadı. SmackDown'da belki şans verilmediği için böyle olmuştur. Belki de yani yıldızları barışmamıştır bilmiyorum ama ben tekrar yolu da WWE'ye düşecek diye düşünüyorum. Yani. Evet Hikmet, sen neler söylemek istersin? Ty Dillinger ana kadroda hiç dikiş tutturamadı. Benim de bir tek hatırıma gelen 2017 Hell in a Cell'deki United States maçı var. Başka da galiba kenar maçına çıkmadı. Yani şöyle diyelim, bu adam ana kadroya çıkmadan önce NXT'de feudu vardı bu adam. Sanity'de feud'daydı bu adam. Ondan sonra ana kadroya çıktıktan sonra gerçekten bir türlü dikiş tutturamadı. Evet. Tek hani iki tane herhalde çok önemli olay yaşamıştır. Bir AJ bir dakika içinde falan tuş olması. Hızlandırılmış çekimde. Ondan sonra iki Hell in a Cell, bir de herhalde Royal Rumble'da yediği dayak. Evet. Onun dışında yoktu yani. Gerçekten... Bir... Devam et. Bir Ty Dillinger geldi geçti WWE'den. Bir sonraki isme geçelim. Hideo Itami. Hideo Itami aslında bizlere Japon pazarı tarafından çok büyük bir isimmiş gibi lanse edilen, aslında o dönem için Japonlar için önemli bir isim de olan bir isimdi. Kenta. Galiba Noah mıydı güreşçi Hikmet? Noah evet. Aynen. Japonya pazarında çok büyük etki yaratmış bir isimdi. Fakat burada o da beklenileni veremedi. Müzmin bir sakat olarak maalesef WWE kariyeri sonlandı.
Yine öncelikle Buğra Gür'ün video oyuncağım ile alakalı görüşlerini sormak istiyorum. Ben bunu 2 sene önce Japon güreşi çok 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 yükselirken söyledim. Adamlarla çocukların ayrıldığı yer Japonya değil, WWE Raw SmackDown ringleridir dedim. Hideo Itami, işte Kenta, Noah neyse, yani çocuk mu adam mı olduğunu WWE'de gösterdi. Yapamadı. Defalarca sakatlandı. Belki fizik olarak sporcu ahlakı olarak düşük seviyedeydi. Kendine iyi bakmadı. Belki kafada çok güreşmek yoktu. WWE zirve olarak görüyordu. Tıpkı Arda Turan'ın Barcelona'ya gidip futbolu kafada bırakması gibi. Yani kariyer zirvesini olarak görmüştü olabilir, bilmiyorum. Ama WWE dediğim gibi adamlarla çocukların ayrıldığı yerdir. Kenta da Hideo Itami de çocuk mu adam mı olduğu testinde cevabını zaten kendisi vermiş oldu. Evet Hikmet. Evet Itami biraz WWE'de kaybolmuş bir isim. WWE öncesi kariyerinde o dönem Japonya'nın belki de en çok ilgi çeken federasyonunda Noah'ta güreşiyordu. Amerika'da Ring of Honor'da bir dönem güreşti. İkili ortam var dolayısıyla. Yani tanınan bir isimdi. En azından Amerika çapında da. Ama WWE kariyeri hani dediğimiz gibi sakatlıklar, sonra bir türlü dikiş duramama ve 205 sayıda ölüm fermanı zaten. Onun gittiği dönemde şov gerçekten hani kenara atılan isimlerin şovuydu. Ondan ötürü de o da orada kariyerinin sonuna kadar geldi. Evet. Moneymaker demiş. Belki Amerika vatandaşlığı almaya geldi. War Machine Green Card Hüseyin yardımcı olur diye Itami'ye. Kod yazın arkadaşlar. Evet. Hideo Itami mevzusu da böyleydi. Ve son isim TGP. O da 205 Live'ın ilk şampiyonuydu. İlk Cruiserweight şampiyonuydu. İlk Cruiserweight Classic duyurulduğunda en çok etki yaratan isimlerin başına geliyordu kendisi. Kovulmasıyla alakalı olarak öncelikle dövmeleri, izinsiz yaptırdığı dövmeler neden gösterildi ama bugün TGP onu yalanladı. Kim? Dövmeler konusunda bir sıkıntı yokmuş. Arka alanda daha fazla kullanmak için lobi yaptı. TGP'nin her tarafı lobi olsa ne olur ya. Bu nasıl yapamadı, kaldı işte. Yani. Bir de zannedersem şey de oldu. Şampiyon da oldu. Cruiserweight şampiyonu oldu. İlk şampiyon hatta. Oldu. İlk şampiyon. Şampiyon da oldu ona rağmen. Hani dikiş tutturamadı. Ya ben 205 Live'ı da WWE'ye çok yakıştıramıyorum ya. Bence toptan brand kalksın. Midcard'larda takılsınlar. Daha sonra yetenekli olan zaten kendisini tıpkı Daniel Bryan gibi, Finn Balor gibi yükseltir Sheiko ana kemer potasına. Bilmiyorum. Bence WWE'nin 205 Live'ı ölü doğmuş bir bebek. Ölü bir proje. Daha da zorlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, giden isimlerle alakalı olarak görüşlerimiz bu yöndeydi. O zaman yüksek müsaadenizle Rav'a geçelim mi? Geçelim. Rav'a geçiyoruz. Rav'da son 4 ayda yaşanan değişiklikler durulmuyor. Şimdi de yeni 4 isim Rav'ın ve ana kadronun yolunu tuttu. Ciampa, Johnny Gargano, Aleister Black ve Ricochet. Bu 4 isimde öncelikle Ciampa ve Gargano'dan bir takım olarak bahsedelim. Biliyorsunuz ikili birleşti NXT'de yaşanan uzun hikaye sonrası. Beklentiler neden nelerdi? Neden beklentileri Burak'a sordun? Tamam. Ya ana kemer. Ciampa ve ana Gargano. Kemer diyorum. Ana rostra temelli mi yükseldi bu arkadaşlar? Ya muhtemelen hani bazen NXT'de bazen ana kadroda. Zaten uzun süredir bekliyorduk bu iki ismi. Ben özellikle CM Punk'ın Vince McMahon'ın kafasına daha yetkin bir güreşçi olduğu kanaatindeyim. Sert stili, heel duruşu bana Randy Orton'un gençliğini anımsatıyor. Yani Randy Orton'un gençliği derken
Yani Randy Orton'un torpiline tabii ki kimse profesyonel güreş dünyasında sahip olamaz da. Ama o sinsi ve kurnaz tavırları, o mavi gözleriyle bakışları Randy Orton'un bana sinsiliği, o yılanımsı karakterini canlandırıyor kafamda. İlerleyen dönemlerde şans bulursa, yani Ty Dillinger gibi olmayıp şans bulursa çok büyük işler yapabileceği kanaatindeyim. Ama Gargano ya 205 live'a düşecek bir izlenim veriyor bana. Çok yetenekli, inanılmaz yetenekli bir güreşçi. 2016'nın yaz ayının takeover'ında konuştuğumuzu hatırlıyorum. Gargano'yu Ciampa'yla takımdı o zamanlar. Çok övmüştüm. İnanılmaz bir güreşçi geliyor alttan. Tyler Black geliyor. Yeni Tyler Black geliyor demiştim. Ama bugünkü WWE düzenine baktığım zaman 205 live'a düşecek gibi bir görüntü sergiliyor. Evet, Hikmet, Ciampa ve Gargano. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Bu isimleri en sonunda gördük ana kadroda. Fakat şöyle bir şey var. Bu iki isim de NXT'de direkt heel olan isimlerdi. Yani o kadar bebek yüzlü görünürler ki şeyde. Çok komik geldi bu bana açıkçası. Onun dışında hani beklediğimiz anlardan ama bir panik düğmesine basılmış gibi görüyorum ben. Bu dört ismin gelmesinde. Yani inşallah hani yararlı olurlar. Senaryolara girerler hani tam anlamıyla. Evet. Şey kalmazlar, pasif kalmazlar diye. Evet ve evet, son ikili olarak diyor. Da Aleister Black ve Ricochet. Aleister Black chatbox hemen okuyalım. Gargano'yu 205'e göndermek hakarettir demiş. Günümüz güreş koşullarını düşünecek, hani Vince McMahon'ın kafasındaki ütopyayı düşünecek olursak gittiği yer orası yani. 205'e düşmez de Finn Balor ayarında bir eleman mantıklı olarak takılır demişler. O da bir seçenek tabii. Bakalım Gargano ve Ciampa'nın yolu ne olacak? Bir yorum daha görüyorum War Machine'den. Bence Road to WrestleMania'da kıtlıktan dolayı haftalık bir görünüş sergilediler. Ciampa, Gargano, Ricochet ve Bilen asıl ana kadro debutlarını WrestleMania'da sonra yapacağını düşünüyorum. Ben de aynı düşüncedeyim. Sizler? Evet, o zaman sıradaki iki isim Aleister Black ve Ricochet. Aleister Black eski bir NXT şampiyonu, Ricochet eski bir NXT Kuzey Amerika şampiyonu. Bu iki isimle görüşlerin neler Hikmet? Hikmet düşmüş. Numan geldi. Bu arada Hikmet Numan düşmüş. Geldi şeye. Buğra Gür. Soruyu alayım. Aleister Black ve Ricochet Hikmet. Neler söylemek istersin? Aleister Black ya bu iki isim de ana kadroya bence diğer iki isimden daha fazla uyumlu olabilecek isimler şey olarak. Bilinirlik ya da NXT'de kabul edilebilirlik anlamında. Evet. Ricochet'in macerası biraz hızlı oldu ama gerçekten sırıtmadı. Aleister Black zaten hani artık süresi dolmuştu onu da ilk saydığımız iki isim gibi. Ben açıkçası bu iki ismin biraz daha midcard'a dayalı olacak isimler olduğunu düşünüyorum. Hı. Yani başarıyı yakalayacaklardır bence bu iki isim. Evet. Aleister Black için zaten bence biraz geç kalmıştı artık. Bir iki pay-per-view öncesi de gelebilirdi bana göre. Evet. Aleister Black ile ilgili Ricochet. Ricochet biraz daha midcard'ın böyle hareketli isimlerinden. 205 live'a biraz daha çok sırıtırdı orada. Yani oraya göre biraz daha çok iyi bir isim. Hı hı. Yani başarılı olacaktır bence. Bu arada Aleister Black galiba Elias'ı yeniyor değil mi Hikmet Ravda? Elias'ı yendi evet. Onu da evet bağlantılı olarak Elias 2 dakika içinde yendi Aleister Black. Ya Elias'ın gömülüşü aslında bu hafta değil. Elias'ın gömülüşü Intercontinental maçını kaybettiği zamandı. Elias gibi bir isim, ya seyircinin desteğini bu kadar çok arkasına alabilen bir güreşçi, yani seyirciyle bu kadar fazla etkileşime girebilen bir aynı zamanda showman, nasıl Intercontinental'ı vermezsin ya? Ver abi ver. Eline yapışmaz. Seth Rollins'e bir şey kazandırmaz ama Elias'a çok kazandırır Intercontinental.
Ya sanırım onun yoklamasını bilmiyorum ben gerçekten ya. Hani harcanıyor mu? Ya. Harcanıyorsa eğer Aleister Black'e olan mağlubiyetinden değil orada ya çok öncesinden yani. Çok öncesinden evet. Süreçte çok boş kaldı hani çok iyi bir seviyeye yükselmişken hani aynen çok öyle. War Machine demiş. Eli şu an vardı. Heal mı? Doğru katılıyorum buna. Heal ya heal. Çünkü seyirciyle Eli çok ne belli değil. Satar. Heal. Hoş geldin Numan. Abi kendi de bilmiyor ki. Şu an kendi bilmiyor. Hoş bulduk. Ya, abi Numan, kendi sen, bilmiyor şu an ne olduğunu. New Japan Pro Wrestling diziyorsun ya. Allah'ını seversen. Lan. Abi sen az önce Nikko şey falan övdün dedin ya ana kavga falan daha uyumlu olur diye. Abi bu adamın Jimmy, abi bu adamın gene bak. Abi bu adam indilerde neyse şu anda WWE'de o. Adamın bir hala bir karakteri yok abi. Ya. Var mı? Yok. Evet. En büyük eksik ne abi bu? Yani bu gerekiyor adama. Yani Emir Aydoğan yazmış. Ricochet Cesaro. Ne açıdan Cesaro? Ya Ricochet ben yeni AJ Styles dedim Ricochet'e. Numan'ın da dediği gibi ring içinde bir kimlik kazanabilirse ilerleyen yıllarda çok çok fazla ki adından söz ettirebilir. Evet. War Machine demiş. Ricochet'i ana kadroda ana kadroda havada spirlatacaklar. Katar ona ya. Sad Bad True demiş. Mantıklı. Olabilir. Ama yani Roman Reis yaparsa Ricochet'i bir daha göremeyebiliriz. Roman Reis 4 ayın şeyini çıkarır. He? Ya bir de doğru. O şekilde yaparsa öldü. Bu, kesinlikle yani. Bu şey miydi? Güzel satar ha. Ricochet. Lucha Underground'da mıydı? Ringde birisi ölmüş. Senaryo gereği, senaryo dahilinde evet, evet. Ringde bir güreşçi ölmüştü. Jeff Jarrett'ın. Hayır, Lucha Underground diye hatırlıyorum. Bak, kim bilir? O muydu? Anladım. Ahmet, düşüncelerimiz şey neydi? Hani Pentagon olabilir ya. Doğrudur. 4 isim ana kadroya çıktı ve dün yine 3 isimle yollar ayrıldı. Bunlardan bahsettik. Dediğim gibi Raw ve SmackDown'da önemli anlardan konuşacağız. Braun Strowman geliyor. Braun Strowman yeniyor. Braun Strowman Baron Corbin'i yeniyor. Bir gün önce Baron Corbin yenmişti yanına heel tayfasını alıp. Fakat bir gece sonra rövanşını alıyor Braun Strowman. Baron Corbin'i neden yendi? Bir gün sonra neden kaybetti? Nedir bu mantık sarmalı? Neler söylemek istersin Hikmet? Öncelikle Doğan Son ve Davos'u kabul olmayan adamlar serisinde yeni bir diziye hoş geldik. Yani Fastlane'de bir maç izledik. Tamamen Kasım 2018 Raw'du yani. Ondan sonra ardından ertesi gün hiç kimse karışmadı aynı maça. Ve Braun Strowman kazandı yani bu günlük değişen kararlar beni deli ediyor. Umarım evet. Burada bir, bu iki isim adına da bir düzen bulabiliriz. Yoksa hani World WrestleMania hiç çekilecek gibi değil. Evet. Maçtan sonra Paul Heyman geliyor ve Paul Heyman'ı boğazlıyor Braun Strowman. Buğra'ya göre şunu sormak istiyorum. Acaba Braun Strowman tövbe bismillah yine ya. Kemerin peşine lütfen mi takılacak WrestleMania'dan sonra? Ya Braun Strowman beni ben bak 10 senedir şey izliyorum. Profesyonel güreş izliyorum. Braun Strowman kadar beni felsefi düşüncelere iten bir adam olmadı. Eşyanın tabiatıyla çok büyük sorunları var Braun Strowman'ın. Ama onun dışında ne kemerle ilgili bir performansı var, ne ring içinde seyirciye farklı şeyler izletme konusunda gayreti var. Hiçbir şey. Adamın tek derdi eşyalar. Yine hafta sonu yapılan maçta da eşyalarla problemi olduğu için masaya kendisi atladı zaten. Yani böyle bir adam artık ana kemer bence kemeri de parçalayabilir. Zaten kemer şampiyon olursa. Bugüne kadar olmaması sebebi de olabilir. Ben ilerleyen dönemlerde Braun Strowman'ın hani Big Show gibi troll karaktere evrileceğini düşünüyorum. Bir face bir heel olmayacaktır da. Yani farklı bir şey yapacaklar Braun Strowman'a. Yoksa bugüne kadar bu kadar çok ana kemere hazırlanıp da bu kadar çok kaybedenlerin o ciddiyeti
hep kaybettiğine şahit olduk. Evet. Dediğim gibi Braun Strowman Baron Corbin'i mağlup etti ve maçın akabinde Paul Heyman'ı boğazladı. Paul Heyman mikrofonda ve herkese soruyor, Seth Rollins'e harbiden inanıyor musunuz diye. Hikmet, burada mısın? Buradayım. Bir düştüm, Hikmet, geldi, bir şeyler Hikmet, oldu orada. Hikmet, Paul Heyman sordu, ben de sana sorayım. Seth Rollins'e inanıyor musun? Hayır. WrestleMania'da. Hayır. Ya Seth Rollins'e inanan, yani bilmiyorum, çok Roman Reigns bile kıç soruyla dördüncü defada mı ne yenerken Seth Rollins'in tek bir maç kazanma ihtimali pek akıl çağrı değil ya. Seth Rollins'in o maçı kazanacağına inanmak abi eşittir fan boyutudur abi. Bu kadar basit yani. Jay White şeyine geri görüş kanka bu kadar ekibine. Tamam gibi. İşte Bora Yücel'in Evet. Aranıza tekrardan hoş geldik. Böyle kesintilerin olmaması için Güreş Türkiye'nin işte, banka hesaplarına, VIP üyeliklerine bir yani bir destekleyin abi. Ya. Bir akıtın şu paraları artık. Eliniz cebinize bir atın ya. Bu ne ya? Buragür'ün parası. Free Buragür gerçekten. Free Buragür. Evet sevgili Ahmet, devam edebiliriz. Evet, Paul Heyman sözü aldı ve seyircilere inanıyor musunuz diye sordu Seth Rollins'e. Acaba Burak Gür Seth Rollins'e inanıyor mu Brock Lesnar karşısında? Kendisine inanmıyor ki. Bugüne kadar Brock Lesnar'ın karşısında galibiyet mi almış? Bir defa aldı. O da Cash'inle yani. O da Roman Reigns. O da zaten. Yani şimdi bunları konuşunca kötü oluruz ama şimdi gerçekler Güreş Türkiye noktalarına severler. Yani Seth Rollins büyük bir balondur abi. Ve Serhat Nikli Tyler Black güzel bir, iyi bir adamdı ama Seth Rollins olunca olmamış ya, bunu değiştirin. Burn it down man. Geç abi. Bu ne? Evet. Akabinde Paul Heyman'ı bölenisin Finn Balor ve Ricochet takım olarak Lio Rush ve Bobby Lashley ile karşı karşıya geldiler ve maçı kazandılar. Lio Rush ve Bobby Lashley'nin çalkantılı bir ilişkisi var. Numan, neler söylemek istersin? Şimdi bir kavga ettiler. Şimdi yeniden takımlar. Ya Bobby Lashley bir hırsla saldırdı Lio Rush'a. Sonra saldı gibi görünüyor ama sanmayacak abi. Gene saldıracak ona büyük ihtimalle. Hani abi artık Lio Rush'u lütfen 205 live'e gönderebilir miyiz? Lütfen 205'e ya. Lütfen yani. Zaten orada. Yok yani hiç gelmesin Rova. Görmek istemiyorum Lashley'in yanında abi. Adam Mbappe gibi anca sırıtıyordu yanında ya. Çıldırtıyor beni. Ne yani? Şimdi Mbappe kötü futbolcu mu? Kötü futbolcu değil. Ama tipi öyle abi. İnsanlar iki ya insanlar dış görünüşüne yani. Göre niye yargılıyorsun ya? Allah Allah. Dış görünüşü değil. Konuşmasına göre yargılıyorum. Abi adam bildiğin yılışık. Peki abi. Nefret ediyorum yazılımından. Bunu diğer evet. Adamın da yani. Kardeşim geçer misin ya? Vaaa dedim! Bir laf sokuyor bana. Neyse. Hayda. Evet. Bobby Lashley ile Uğraş'ın çalkantılı ilişkisi Bobby bu Uğraş. Bobby bence hani şu olabilirdi. Rusev Day gibi beklenmedik bir sempati kazanıp hani kendilerince yürüyebilirlerdi. Ya da hani tarihte var mı böyle örnekler? Yani Grid Kali'nin yanındaki Punjabi falan filan var da onların çok sempatik olduğunu söyleyemem. Onu sempatik bulan şu anda forumda Kuali'nin. Ben sempatik neyse. Buluyorum ya Ranjin Singh. Şu an biliyorsun o Grid Kali'nin yanındaki adam başyazar şu anda bunu da bileyim. Belli zaten şovlardan. Artık değil. O hala o. Yok. Kim yazıyor bu şovları? Ya, yazar takım başında o var diye biliyorum ben yani. Artık olmayacak büyük ihtimal çünkü Bruce Prichard'la anlaşmışlar onun için. Bakalım Allah hayırlısını göstersin. Hikmet, Hikmet sen, sen neler söylemek istersin Bobby Lashley'le Uğraş'ın ilişkisine? Ya bir süre sonra bozmuştu zaten olay. Bobby Lashley'i teknik kullanmadığı sürece bozuyor işler. Ondan ötürü ben
hani bu birlikte bir süre sonra bitecek çünkü artık New Orleans'ın da güreşe odaklanması lazım. Evet. Ben Bobby Lashley'in menajerinin kendisinin MMA antrenörü olan Dan Lambert olmasını bekliyorum. Daha verimli olacaktır bu şekilde. Hı hı. Neyse hayırlısı olsun. War Machine sormuş. Akabin. Çok merak ediyorum. Rusev neden aşırı sempati kazandı fanlardan? Anlamadım gitti şu konuyu demiş. Çünkü Rusev yetenekli bir güreşçi. Evet. Ve şey yani adam nasıl diyeyim rolü kotarıyor. Yani kendisine verilen rolü yani çok yetenek gerektiren bir rol değil tabi ama. Sempati durması getiriyor zaten ona. Ne? Doğru. King of Beards. Ve Raw'ın ilerleyen dakikalarında video paketi izliyoruz. DX Hall of Fame'e takdim ediliyor. Fakat orada sırıtan bir isim var. O da Chyna. Chyna biliyorsunuz kadınlar güreşinin en önemli isimlerinden birisi ve WWE'den ayrıldıktan sonra pornografik filmlerde oynadığı dolayısıyla WWE onu almıyordu Hall of Fame'e. Bu sene alıyorlar. WWE de yani tıpkı Türkiye gibi yönetiyor. Yani bir yerden veriyorlar, bir yerden alıyorlar. Hani Arabistan'a gidiyoruz ama bak burada özgürlükçüyüz kafasında. Neler söylemek istersin? Hangi konuda? China'nın öyle bir Hall örnek verdin ki. Bağdaştıramadı. Ya işte hani özgürlükçüyüz ama o kadar da değiliz falan. Ya China ile şimdi WWE'nin arası niye kötü şey. Abi? Şey porno sektörüne girdi diye mi? Ya abi aynen. Porno sektörüne Page'de girdi ama SmackDown GM genel müdürü falan. İşte ya. Ne? Hadi git ya. Adam benim bana oynuyor abi. Brad Maddox'la Xavier Woods'la girdiler ama yani şimdi Xavier Woods takım kemerlerini götürüyor yani. Gerçi benimle arada başka şeyler de götürmüş ama. Evet. Becky ve Charlotte'ı WWE'nin kadın güreş tarihinde nereye koyarsınız? Yani Becky'yi herhangi bir yere koymam ama Charlotte en iyisi diyebilirim. Sizden biri, ne söylemek istersiniz? Biri babadan torpilli, biri de seyirciden torpilli. Ya seyirciden hadi gelen şeye torpil demem tabi de. Bir yetenek derim de. Yani bu, Charlotte Flair gerçek bir torpil canavarı. Özellikle geçen sene, ondan önceki sene Raw'lardaki performansı. Hani bir tur kemer verip sonra geri almaları falan. Ciddi manada torpilin köküne kadar hissettirdi. Aynısını Rikishi'nin çocukları Usolar da yaşıyor. Ya ben bunun torpil olduğunu düşünüyorum. Yetenekliler ama hani yani biz ne yeteneklere harcandığını gördük şirkette. Böyle yeteneklere Vince McMahon'ın bu kadar çok güvenmesinin sebebi bence babalarına ya da ebeveynlerine olan minnet borcundan kaynaklı diye düşünüyorum. Evet. Yani şimdi bakarsan Charlotte'da kadınlar güreşinde zirve. Yusuf'a takım güreşinde zirve. Ama bir yerden de biraz WWE'nin bu gücünü de kullanıyorlar. Evet. Kadınlar demişken kadınlardan devam ediyoruz. Yeni kadınlar takım şampiyonları Bayley ve Sasha Banks ringde ve ünvanlarını NXT, SmackDown, Raw herkese karşı koruyacaklarını söylüyorlar. Yüzlerce alternatif var ama onlara böyle nisim Nia Jax'e Tamina Nia Jax'e Tamina gelip işte bir gözdağı veriyorlar şampiyonlara. Acaba Nia Jax'e Tamina ilk rakip mi olur ünvan için Hikmet? Valla bu takımı erken harcamamalılar bence. Hani yıkıcı bir takım. Bundan ötürü ben Nia Jax'i açıkçası takımlar konusunda bir şey görüyorum. Potansiyel görüyorum. Hı hı. Neden olduğunu bilmiyorum ama belki Samoa'la aşık olmam alakası vardır. Evet. Hani bu takım iş yapar. O yüzden erkenden salmamalılar yani. Hemen rakip yapıp da temeli korkmamalılar. Hı hı. Yani kazanırlarsa da şöyle bir şey olacak. Sasha Banks'in bir kemer alıp bir pay-per-view savunamaması gibi bir durum var biliyorsunuz. Yani Sasha Banks genelde 24 saati geçti mi şey yapıyor. Şükür namazı kılıyor yani. Yani şu anda bence yani WWE'nin kemeri. WWE buna böyle bir şey yaparsa sen çok istersin ama biz
hemen bir şovunu alırız derse gerçekten sıkıntı olabilir yani. Evet, zaten Sasha Banks dokunsan ağlayacak bir kadın. Haberler çıkmaya başladı mı gene? İndiye gitmek istiyorum. Oha, olabilir. Geçen güreşmek Ay. İstiyorum diye ağlıyordu yani. Ha, işte bir ağlıyor kemer. Ya bu kadar Seth Rollins Triple H'in ofisinin önünde bu kadar ağlamıyordur herhalde. Bilmiyorum. O nasıl benzetmeyi diye. Evet, Burak Güre sormak istiyorum. Nia Jax Tamina ilk rakip olur mu şampiyonlara? Nia Jax Tamina şimdi bu kemerin kullanımı nasıl olacak? Raw'da mı kaldı kadınlar takım şampiyonu? Ya her yerde. Yani kadınların roster'ı yok diyebilir miyiz bundan sonra? Yani bir nevi kaldırılacaklar. Gene brandler birleşiyor olabilir mi ya? Erkeklerde görün ya erkeklerde şöyle bir şey var. Brand karmaşası gibi bir şey var yani. Belli isimlerde brand'de şey yapıyorlar nasıl diyeyim? Israr ediyorlar. Belli isimlerde de nereye gidecekleri belli değil. Ya bilmiyorum. Hani NXT'den gelenlerin hani eğer brand'ler birleşirse NXT'den gelenlerin sonu da olabilir bu. Çünkü hiç şans bulamazlar. Zaten çoğu bulamadan kovuluyor. Brand'ler de birleşirse evet. Neyse konuyu fazla dağıtmayayım. Ya ilk rakiplerinin Tamina Nia Jax olması mantıklı. Zaten çok da alternatif yok. Sonuçta kadınlar devriminin 4 üyesinden ikisi bu isim. Evet. Tamina ve Nia Jax'le alakalı. Numan orada mısın? Buradayım burada. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Sasha Banks, Bayley, Tamina, Nia Jax. Kalırsa Tamina ve Nia Jax ilk rakip olmamalıydı abi. Onlar kemeri alacak kişiler olmalıydı. Yani en azından böyle 2-3 ve 2 fail sona gelebilirdi onlar yani şu an değil de. Evet. Ama sanırım WWE benden farklı düşünüyor ki büyük ihtimal bu maçtan falan sonra Tamina'yla Nia Jax'ı ayıracaklar gibi geliyor bana. Ondan bu maç ortaya atılıyor. Ki gene büyük ihtimal yine Nia Jax yüzünden kaybedecekler. Sonra 2 saat arası olacak ve böylece Bayley'le savaş hakkında konuşmak istemiyorum. Yani iki ağları saçta kemer aldı. Yani o konuda konuşmak istemiyorum. Yani düşüncem bu yönde. Yani tam elime Nia Jax ayrılır diyorum ben. Kadınlar çekiliş yapar. Buğra Güre soralım. Tamam. Bir çekiliş yapıyoruz şu anda. Kazanan Captain of Population. Evet. Ryan kazandı. Tebrik ediyoruz Ryan'ı. Ryan artık maç yorumlarını IPTV deneme yayınından yapabilir. Evet. Hayırlı olsun Ryan. Berat hoş geldin. Evet. Kadınlarla alakalı olarak da böyle konuştuk. Devam ettiğimizde Dean Ambrose'un önlenemez düşüşü devam ediyor. Önlenemez düşüş diyorum çünkü EC3'ye yenildikten sonra bir de Drew McIntyre'e yenildi. Buğra Gür. Kimden bahsediyorduk? EC3'den sonra EC3'den bahsediyorum. Dean Ambrose'dan bahsediyorum. Dean Ambrose. Yok Dean Ambrose. Yenildi ya Drew McIntyre'e. Ya ben bu adamın gitmeyeceğine falan sayar olduğunu falan inanıyordum da. Ya bu ekseriyetle böyle saçma sapan isimlere kaybetmesi beni aşırı derin düşüncelere gark ettirdi. Acaba gidecek mi diye de düşünüyorum. Çünkü John Morrison falan ayrılırken tıpkı bunun gibi hani bir küçültme politikasıyla, küçükleştirme politikasıyla ya nasıl söyleyeyim artık jobberlanarak gitmişti. Bilmiyorum ya. Bence Dean Ambrose gidişe hazırlanıyor gibi duruyor. Evet, bakalım Dean Ambrose'un geleceği neler olacak. Hikmet? Ya ben şaka maka Dean Ambrose'un bu işten çok keyif aldığını düşünüyorum yani. Böyle bir trollemeler falan. Seth Rollins'e niye gelmedin demesi. Seth Rollins'in de sen aklını yitirmişsin demesi. Yani böyle bir orada bir an oluştu ki Seth Rollins baktı ne diyor lan bu dedi böyle. Evet. Yani umarım hayırlı sonra Dean Ambrose'un gitmesinde aşırı yara sağlayacağını düşünmüyorum ben hadi. Böyle ona da WWE'ye de bir orta yol bulunacaktır elbet ya. Ben
halen bir içimde work olma ihtimali var. %50-50. Evet. Hikmet, Numan. Bana kalırsa Ambrose yani WWE'den ayrılacak gibi geliyor artık iyice. Ben zaten en başından bir düşünüyordum da yani. Şöyle diyeyim size, ayrılacaksa bile eğer Rene'ye gelirse al elite gidebilir. Ama Rene'ye gelmezse büyük ihtimal eski yuvasına hardcore güreşe falan dönecek büyük ihtimal Ambrose. Yani ben evet, öyle düşünüyorum. Ama CZW mu? Yok artık GCW olur oraya büyük ihtimal. Evet. Neyse. Joel Janela. Yani mecbur çünkü bu adam abi hani tamam ne kadar sevmesek de kıskıcı bulsak da abi adam yani diğer Shield üyelerine göre çok çok daha alt seviyede kaldı WWE'nin gözünde. Yani adamın ayrılmak istemesini gayet de anlayabiliyorum bu yüzden. Ki onu hiçbir zaman istedikleri gibi buklamadılar. Adam heel turn yaptı yani o kaç sene bak ben bile bekledim yani. Ambrose fan olmamam rağmen ben bile bekledim ama onu bile batırdılar. Adamın ayrılmak istemesi gayet mantıklı. Ama işin ucunda Word çıkarsa Ambrose'dan çok büyük bir troll karakter görebiliriz. Öyle bir durum da var yalnız yani. Bu yani trollleyebilir ya. Gerçekten trollleyebilir bu adam. Ve yani şey takdir edilmesi bir şey olur bu. Kim onu takdir eden ya? O Moneymakers falan takdir eder anca. Yo Moneymakers değil dur söylüyorum. Ege Yürüten. Doğru. Ege Yürüten falan takdir eder. Evet Dean Ambrose'dan bahsettikten sonra gecenin artık ana maçına geçiyoruz. Ronda Rousey bir kere daha Ruby Riot'ı perişan ediyor. Ruby Riot biliyorsunuz squash yemişti. Keşke sadece Ruby Riot'ı perişan etsin. Ruby Riot, Sarah Logan, Liv Morgan önüne kim geldiyse paramparça etmeye devam ediyor. Bulduzlar gibi böyle çarptı hani biçer döver gibi halletti yani. Evet Ronda Rousey tekli maçlarda yenilmez. Bakalım yenilmez ünvanı WrestleMania'da devam edecek mi Numan? O maç büyük maç tek maç olmayacak. Tabii tabii. Yani o yüzden devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü o maç tek maç olmayacak ya. Hani Becky Lynch o maça girecek her türlü. Devam edecek yani. Zaten büyük ihtimal sırf Ronda Rousey'in yenilmezlik serisini korusunlar diye böyle bir halt yiyorlar şu anda. Bakalım hayırlısı. Evet, Buğra Gür neler söylemek ister acaba Ronda Rousey'nin dominasyonu hakkında resmeye giderken? Ben güçlü maç bekliyorum. Artık Force Horsewoman değil, güçlü maç bekliyorum. Charlotte Becky Lynch. Yoksa bu maç resmileşti mi? Bir köşelerde haberimiz olmadan. Charlotte Becky Lynch ve Ronda Rousey şeklinde. Ronda ilerleyen yıllarda hani adını sıkça anacağımız ve profesyonel güreşte kadınlar divizyonuna damga vurmuş birisi olacak. Fakat ben Charlotte Flair'dan ve Brock Lesnar'dan hani yuhalanmalarından federasyonun bir ders çıkardığını görüyorum. Charlotte Flair'ı ring içinde kullanırken. Charlotte Flair'ı diyorum. Ronda Rousey'i ring içinde kullanırken. Ve bundan sonra hani dominasyon konusunda evet, olsun. Seri konusunda, yenilmezlik serisi konusunda olsun. Asuka'ya yaptıkları gibi çok uzun sürmeyecektir sevgili Ronda'nın yenilmezlik serisi de. Yani Asuka'nın şimdi öyle bir hali var ki ister acısı yani şovlara çıkamıyor. Ona da geleceğiz az sonra. Kısa bir süre sonra. Evet, Rav böyleydi. Rav değerlendirmesinde bizleri dinlediğiniz chatbox'ın puanlamasını alacağız 5 üzerinden. Ondan önce Numan 5 üzerinden kaç verirsin Rav'a? Ben 3 veririm. Normal bir Rav'dı ya. Sıradan Rav'dı yani. Ne ekstra ne fazla. Hikmet? Ben de 3 veririm. Ya bence de gayet Buğra Gür. Gelenler o kasvetli havayı bayağı dağıttı. Ben heyecan duydum. Yeni ay, isimleri, yeni renkleri Triple H'in show başındaki duyurusundan sonra izlemek benim için epey yani ilgi merak uyandırıcıydı. Benim hoşuma gitti. Hani farklı şeyler görmeyi hı, seven birisi olarak ortalama üzeri görüyorum. Ve 4 diyorum. Evet ben de bana kalırsa ben de 3 diyebilirim. Yani hikayelerin devamlılığı konusunda bence sınıfta kaldılar ama bunu da NXT'den gelen yeni isimlere evet, yorabiliriz. Kapadılar hani. Evet, SmackDown'a geçtiğimizde SmackDown'da kaydeder açısı çok az şey yaşandı. Asuka şampiyon. Mandy Rose'a yenildi. Lacey Evans maçta görünüm yaptı.
Mandy Rose SmackDown Kadınlar Şampiyonu Asuka'yı haftalar sonra şovda yer alan Asuka'yı yendi. Acaba Mandy Rose sıradaki SmackDown Kadınlar Şampiyonu mu olacak Hikmet? Sen şans veriyor musun Mandy Rose'a veya Lacey Evans'a? Ya şöyle diyeyim, Asuka'ya çember verip de şunu gördükten sonra bence bu isimlere bir kulak verilmeli yani. Bundan daha kötü olamaz yani. Yani. Çünkü Asuka'nın devrinde hani hiçbir şey izleyemedik daha. İlk kez izliyoruz sanırım şampiyon olduktan sonra. Doğrudur. Yani kemeri koruduktan sonra. Yani hiçbir şey sunamıyor Asuka. Ki hani bu belliydi biraz. Çünkü mikrofonun yoksa ya da nasıl diyeyim bir olayın içine giremiyorsan sen bitiyorsun yani. Bu WWE'de çok önemli bir kural. Rol yapma yeteneği olsun. Ondan sonra olayların içine girebilme olsun. Asuka bunlara çok yabancı bir isim. İyi güreşebilir. Hani bu iyi güreşmek çok önemli değil WWE'de. Yıllar önce de böyleydi. Halen böyle. Yani yeni bir isme, farklı bir tat veren bir isme şampiyonluk kemerini vermek şu anda hiç gündem olmayan SmackDown Live kemeri için bence iyi bir karar olacaktır. Evet, Asuka'nın şampiyon olduğu günden beri ilk defa SmackDown'da görünüşü ve ilk görünüşünü yenilerek yaptı Buğra Gür. Hani federasyon, ben az önce Japonya güreşi için ya da Kore, Çin güreşi için söylediklerimi tekrar etmek istemiyorum. Ya da bir de bir hani adamların yapacağı yer. Öyle dil bilmeyen, hani ring içi yeteneği olup da ring dışı promotion'la birleştiremeyen güreşçilerin kazanacağı, yapacağı, başarılı olacağı yer değildir. Yani Asuka da ring içinde dünyanın en yeteneklisi olsun isterse, hani bir süper yıldız olma efendim. Ki değil. Değil. Ki değil. Ya yani en iyisi Yoshirai, o da aynı kaderi yani, paylaşacak yani. Sen ana roster'da NXT'deki yaptıklarını yapamazsın. Çünkü NXT'de haftalık şov yok neredeyse. Ya da varsa da birkaç cümle. Ya yani, NXT'de salt ring içi yetenek, ring içi WWE'ye uyum varken ana rosterlarda bir süper yıldız olman gerekiyor. Sadece ring içi yetmiyor. Ondan ötürü ben Asuka'nın tutunamadığını düşünüyorum. Ve yakın zamanda da hani, ona da elveda diyecekmişiz gibi duruyor. Yani bence de yani fişi çekecekler Asuka'da. Numan, sen neden söylemek istersin? Mandy Rose tuş etti Asuka'yı. Sence Mandy Rose sıradaki şampiyon olacak mı Fastlane'de? Mandy Rose hiç inanasım gelmiyor da Vince McMahon kendisini çok seviyor ya. Hani olabilir o yüzden yani, bekliyorum açıkçası. Yani kemeri alabilir. Çünkü Asuka'nın reyni abi, kadın kemeri aldıktan sonra adam akıllı hani şovlarda görünmedi. Yani hani aynı Nakamura tarifesi oldu diyeyim. Hı hı. Yani. Umarım kemeri kaybeder ya. Çok sıkıcı. Çok sıkıcı şu anda Asuka yani. Elem affetsin ama yapacak bir şey yok abi. Çok sıkıcı abi. Ya affedecek ya. Mal ortada yani. Hiçbir şey zaten yok abi, sunamıyordu da hani bir ittirmeyle geldi işte. Deli Japon falan filan ya. Bu kadar. Ya işte hani, arada kazıkta geliyordu. Takımlarımızda mesela çok kötü futbolcular olur, tamam mı? Yıllarca söveriz. Hayır. Efsanedir yani. 10 senedir takımdadır falan. Heh. Tamam mı? Ulan bir bakarız adam formayı giye giye üzerine yapışmış. Efsane olmuş. Takımın efsanesi olmuş. İşte bir lakap takarız. Mesela Sabri. Çok kötü futbolcudur. Reis demişlerdir. Mesela çok eskiden şey vardı. İbrahim Üzülmez vardı. Adam 15. Ha deli bu. 15 deli bu. Beşiktaş forması giymiş. Deli demişler. Ya aynen. Aynı kanatta. Kızda da bir yetenek yok. Hani ne diyoruz? Patlıyor falan işte. Ring içinde değişik kalçasını tokatlıyor falan. Geç yani. Geçeceksin yani. He. Ya bir de yani yaşı da bayağı artık geçiyor artık. Yani bayağı milfe kayıyor. O nasıl bir kategorilendirme? Çocuğu var mı peki? Ya kimse bakmamıştır diye tahmin ediyorum şimdiye kadar. Yani o zaman milf olmuyor işte. O zaman Asuka, Mandy Rose ikisiyle alakalı görüşlerimizi de sunduk. Kevin Owens geri dönüyor. Kevin Owens'ı bir kere daha izledik. Bakalım Kevin Owens WrestleMania'ya yetişecek mi? Tahminleriniz ne yönde? Sizce Kevin Owens WrestleMania'ya yetişecek mi? Yetişirse
bence Shane McMahon'ın spotunu çalacaktır. Ve bu benim inanılmaz eğleneceğim bir şey olur. İnanılmaz eğlenirim yani ki. Shane McMahon'ın bir yıldır yapmak için sabırsızlandığı, bir yıldır insanların gözünün önünde hani yapmak için can attığı şeyi eğer Kevin Owens gelir çalarsa o anı, ya inanılmaz olmadığı kadar mutlu olurum. İnşallah da bu gerçekleşir. Evet. Hikmet, Kevin Owens sence dönecek mi WrestleMania'ya? Ya benim şöyle bir teorim var. Kevin Owens biliyorsunuz işte 2 haftadır sağlıksız besleniyor, şey yapıyor falan. Hani böyle sisteme tam ters bir adam. Bu bana Daniel Bryan'ın tezatına bir karakter oluşturduğumuş havası verdi. Umarım karşısına çıkar da istediğimiz Kevin Owens'ın şampiyon oluşunu izleriz. Evet. Numan sen? Umarım Kevin Owens öyle bir şey yapar abi. Gerçekten çok istiyorum ya. Yani gerçekten çok istiyorum bunu. Yani çok çok sağlam bir havası var. Hani bir ay güreşmesin ya da bir ay çok kötü konumda olsun. İnsanları 2 hafta içinde inandırabilir yani şampiyon olabileceğine. Bunu Money in the Bank çantası için Braun Strowman'la karşılaşırken gördük yani. Adam öyle bir gazla geldi ki yani 2 dakikada yenilince herkes sövdü. Evet. Kevin Owens ihtimalinde böyle değerlendirdik. Şimdi biliyorsunuz SmackDown'a rava çıkan isimler arasında Aleister Black vardı. Aleister Black Andrade'yi yendi. Fakat bu maçla alakalı olarak bu maçtan daha önemli bir başka bir haber var. Charlotte Andrade çıkıyormuş. Ne? Ne? Yakıştırıyor musunuz? Bu çift hakkında neler söylemek istersiniz? Doğan nerede? Doğan'ı çağırın. Doğan'ı arama, yayına abi, bağlamanız lazım torpilli, kesinlikle. Morbilli dedik. Demek ki Allah bir yerden alıyor, bir yere veriyor anasını satayım. Yani şimdi çıkmak fotoğrafları çıktı ya, bence hani gören gördü ürünü, ondan ötürü de. Evet, Charlotte'la Andrade'nin aşkı da bu yöndeydi. Gecenin ana maçında 3'e 3 takım maçı var. Hikmet, kadroda kimler var? AJ Styles, evet. Kofi Kingston ve Jeff Hardy, Samoa Joe, Randy Orton ve Daniel Bryan'a karşı. Kofi Kingston inanılmazı başarıyor ve Daniel Bryan'ı tuş ediyor. Kofi Kingston Elimination Chamber'da harika performans göstermişti. Elimination Chamber'dan önce Gauntlet maçta çok iyi performans göstermişti. Kofi bu hafta WWE şampiyonunu tuş etti. Bakalım Kofi WrestleMania'da kemer maçına çıkabilecek mi? Buğra Gür. WrestleMania'da kim kemer maçına çıkabilecek? Kofi. Şimdi bir soru soracağım Kofi size. Aha. Tamam mı? Çok net bir soru. SmackDown'da New Day'in yükselişinde genel müdür Paige ile New Day içindeki Xavier Woods arasında bir bağlantı olabilir mi? Ben bilmiyorum. Derin düşünceler içerisindeyim. Paige Xavier Woods'u yükseltmiyor da New Day'den kankası olan Kofi'yi mi yükseltiyor? Bu nasıl bir para? Bu nasıl bir para? Gerçekten inanamıyorum yani. WrestleMania'da kemeri alırsa da şaşırmam. Çünkü bu işin arkasında Paige'in eli pardon, eli değil başka bir yere ama şimdi söyleyemiyorum. Paige'in şeyi olabilir yani. Evet. Numan mı cevap? Hikmet, sen ne diyorsun? Ha, pardon, özür dilerim. Numan bu sorunun muhatabı Numan. Numan, sence Paige'in bu işte bir parmağı var mı? Xavier Woods'da olduğu gibi. Paige'in hiçbir yeri parmağı yok abi. Bırakın Paige'i lütfen. Lütfen salın Paige'imi. Allah Allah. Yeter lan. Sürekli Paige'lerin üstüme oynuyorlar benim. Oynamayın üstüme lütfen. Ne dedik Paige'e ya? Şeytanın avukatlığını yaptık ya. Evet Numan. Kofi Kingston WWE şampiyonu olabilir mi WrestleMania'da? Olur abi, niye olmasın ya? Abi bu adam normalde zamanında Randy Orton feyodundan beri ilk defa Kofi'yi bu kadar ciddi görüyorum ben. Kaç sene geçmiş? 7 sene, 9 sene neredeyse yani. 9 sene bir adamı ilk defa bu kadar ciddi görüyorum. Yani bu adam niye kemer almasın? Gayet de alabilir. Bence alsın hatta yani. Adam hak ediyor da. Ki yetenekli de Kofi. Yani gayet de New Day'de de gayet güzel promoda kesebildiğine göre. Şu anda gayet de kemeri almasında sakınca yok.
İnşallah alır hatta yani. Ben zaten Daniel Bryan'ı pek sevmem biliyorsunuz. Öyle bir huyum var, huyum vardı, huyum kurusun. Hani umarım Daniel Bryan'ı kaybeder kemeri. Umarım. Evet Hikmet. Hikmet düştü mü? Aynen. Gitti galiba. O zaman biz top çevirmeye devam edelim. Kofi Kingston'ın yani şampiyon olmadan önce tabii maçı çıkmaya hak kazanması lazım. Siz maçı çıkmaya hak kazanacağını düşünüyor musunuz wrestling'de ya? Bence Kofi Kingston'ı sular arkasından akıyor. Kofi Kingston'ı sadece Big E ile Xavier Woods'u altına alıp bir kayak, suların üzerinde bir kayak misali. Altına almak mı? Suların üzerinde bir kayak misali kürek çekmesi gerekiyor. Kofi bunu yapabilecek yeteneğe sahip ama ilerleyen dönemde bir Randy Orton faktörü de söz konusu. Randy Orton 2010 yılında Kofi Kingston'ın alacağı push'u engellemiş ve ana kemere kendisi contender olmuştu. Bence tekrar benzer bir senaryoyu izleyebiliriz. Hikmet, sesin çok düşük geliyor. Çok mu düşük geliyor? Bir dakika. Evet, bir istersen tak çıkart. Evet Hikmet. Konuş. Nasıl? Nasıl sesim? Şu an iyi. Heh, tamam. Ya Randy Orton yıl olmuş 2019, birilerinin ekmeğiyle oynuyor. Ayıptır ya. Ayıptır, günah. Ben gerçekten inanamıyorum yani. Sanırım yani tabii ben şampiyon olacağım. Çünkü onlar takım halinde takılıyorlar ve üçü de eşit olan isimler. Yani sonrası pek sağlıklı şeylere, pek PG şeylere şahit olamayabiliriz yani. Evet. WWE şampiyonluğuyla alakalı olarak da böyle konuştuk. Ekstra eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Kevin Owens kemeri alsın. Kofi Kingston kemeri alsın. Kofi mi? Kofi, evet. Hayır. O zaman şöyle bir soru yönelttim. Eğer WrestleMania'da Daniel Bryan ve Kofi Kingston maçı çıkarsa kimi desteklersiniz? Hikmet, sen kimi desteklersin? Daniel Bryan'ı. Buğra Gür. 2009-2010'da Kofi'nin bu şansı yakalamış olması gerekiyordu. 10 sene gecikmeli bir şampiyonluğu ben kesinlikle desteklerim. Bir dakika. Aynı şekilde. Ben büyük şeyi çözdüm. Büyük oyunu çözdüm. Buğra Gür neden Kofi'yi istiyor? Çünkü haklı çıkmak istiyor. Hayır. Randy Orton konusunda mı? Set Rollins'e en fazla Kofi Kingston yani, seviyesi olabilir dedi. Kusura bakmasın ya. Biraz Rotar'la evet ama başardı yani bunu. Ya, o dönem bazı insanlar bugün güreş izlemiyor. Yapacak bir şey yok yani. Beni o dönem dalga geçenler ama biraz bir çıktığımı gördü. Yani. Alper evet. Demiş, Kofi, bakalım neler olacak. Kofi Kingston'ın dolu ne olacak? Yapıyor. Triple Crown, Grand Slam hepsini yapıyor. Bir anak kemeri yok çünkü. Evet. Doğru, WWE şampiyonluğu lazım bir tek. World Heavyweight alırsa da yapıyor. Hayır. Tabii kemer varsa. Ha, doğru, tabii artık. Evet. Bakalım Kofi Grand Slam yapacak mı? Şampiyon olacak mı? SmackDown'da bu hafta böyleydi. SmackDown değerlendirmesi de burada son buldu. SmackDown'ı 5 üzerinden değerlendirecek olursanız Numan kaç verirsin? Ona da 3 diyorum ya. Hikmet? Ben 3 diyorum ben de ya. 2.5'tan yani o da. 2. Evet, Buğra Gür. Ben de 3 veriyorum. Ortalama bir SmackDown show izledik bence. Yani WWE ortalamayı aşamıyor. Vasat aşamıyor zaten son haftalarda. Ya yalnız Road to WrestleMania'nın böyle olması benim çok canımı sıkıyor ya. Sizi bilmiyorum da. Öyle. Hani ortalama şovlarla gitmesi çok sıkıcı oluyor yani. Yani geçen haftaya kadar Jeff Jarrett izliyorduk yani. Yapacak bir şey yok. En azından bu hafta biraz insafa geldiler de Jeff Jarrett falan göstermediler. O zaman son olarak eklemek sizin istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz. Güreş Türkiye forumuna üye olup bizlere soru sorabilirsiniz YouTube'dan dinleyen arkadaşlar. Çekiliş yapalım mı? Çekiliş daha yapalım o zaman. Sevgili Hikmet.
Tamam. Kalan 11 kişi için bir çekiliş yapıyorum. Ve çıkan isim Numan İnci. Ama Numan İnci'ye vermiyoruz. New Japan Pro Wrestling yok. Dur, bu da güre çıktı ya. Evet, bana çıktı, ben de istemiyorum. Evet, kime verebiliriz? O zaman kimseye vermiyoruz bunu. Bakalım haftaya cuma Alper günü o zaman. Tekrar. Herkes haftaya devlet pilotu var. İyi geceler, kendinize iyi bakın. Geceler. Haftaya cuma günü saat 22.00'da görüşmek üzere. Numan İnci, Hikmet Zeybek, Ahmet Tahir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rica ederiz. İyi geceler. Teşekkürler.